Güzel bir ortam. İlginize, alakanıza, davetimize, icabetimizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kökçüoğlu ve hastane başında bütün süreçleri bitirdik. Orada imar uygulamalarını, planlamalarını, meclis kararlarını aldık. Şu anda Kökçüoğlu hastane başındaki vatandaşlarımız istedikleri müteahhitlerle gidip anlaşıp binaları yaptırabilecek hale getirdik. Çünkü oradaki avantajları yüksek, emsalini yükselttik. 4 emsal yaptık o bölgenin emsalini. Vatandaşlar mağdur etmeden bu yerinde dönüşüm sağlansın diye. Ama bizim Anadolu Var Zeytinli Kadıköy Mahallesi buranın kentsel dönüşüm sürecinde Büyükşehir Belediyesi takip ediyor. Yine Fatih Mahallesi, Reşadiye Mahallesi de kentsel dönüşüm alanında. Dikkat ederseniz en önemli mahallelerimiz maalesef hepsi yenilenmesi gereken alanlar. Ama strateji oluşturduk. Kökçüoğlu Hastane başında şu anda müteahhitler görüşmelere başlamış vatandaşlarla, özel müteahhitler. Bir heyecanlıyız bu hafta, şöyle heyecanlıyız. Yarın gerçekten çok önemli bir gün bizim için. Bir kadın belediyemizi, belediye hizmet alanının temel atma töreni var. Sıradan bir temel atma töreni değil. Çünkü gerçekten belki bir 50-60 yıla damga vurabilecek bir kimlikli bir bina yapıyoruz. 20 dönümlük bir alanda, Allah nasip ederse yarın saat 5'te temel atma törenini gerçekleştireceğiz. 11 dönümüne belediye hizmet binasını, meydanını ve yeşil alanı efendim konuşlandırdık. Bunun 2600 metrekaresine ise cami yapıyoruz. Yani cami, belediye binası. Bu iki tesisin temel atmasını yarın gerçekleştiriyoruz. Yine yarın Türkiye'nin en büyük gençlik merkezinin tanıtım törenini gerçekleştiriyoruz. Saat 3'te, o da 3'te olacak, gündüz 3'te. Orada biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük gençlik merkezinin yeri bizim fen işlerimizin şantiyesiydi. Bizim belediyemize ait bir yerdi. Sağ olsun bunu hemen biz Gençlik ve Spor Bakanlığımıza devrettik. Ve Türkiye'nin en büyük gençlik merkezini açtık. Bunun resmi açılışı normal zamanda Cumhurbaşkanımız geldiği zaman bu açılış listesinde olduğu için tekrar buraya bir törenli bir açılış yapmıyoruz. Ama tanıtım efendim töreni yapıyoruz. Yarın onun için sade bir açılışımızla inşallah onu da açacağız. Çok önemli bir proje. Tamamdır.